Hayırlı akşamlar değerli Kur'an talebeleri. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Bu akşam Hazreti İbrahim kıssasının dördüncü bölümünü inşallah okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'den gene devam edeceğiz okumaya. Geçen bölümleri yani 1, 2, 3. bölümleri şöyle kısaca bir özetlersek, Hazreti İbrahim biraz da eşi Saray'ı teskin etmek için oğlu İshak doğduktan sonra Hacer'le İsmail'i alarak Mekke'ye Zemzem kuyusunun yakınlarına doğru seyahate çıktı ve Mekke'ye onları yerleştirdi. Hazreti İbrahim'in Hacer'le İsmail'i yani eşi, ilk çocuğunun annesi Hacer ve İsmail'i Mekke'ye götürmesinin sebebi Tevrat'ta sanki aile içi bir geçimsizlikten dolayı olduğu gibi bir izlenim verilmiş. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Mekke'ye ailesinin bir kısmını yerleştirmesi, onların orada salatı devam ettirmesi, salatı ikame etmeleri için olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Biraz sonra o ayetleri okuyacağız tekrar. Dolayısıyla Tevrat'ta Hacer'le İsmail'in gittiği yere Birşebe kırsalları, kırı diye ifade ediliyor. Birşebe, Filistin'in güneyinde o dönemdeki İsrailoğullarının verdiği isim Filistin'in güneyine. Filistin'in güneyi tabii ta Hicaz'a kadar uzanan bir yer. Dolayısıyla buraya Hacer'le İsmail Mekke'ye yerleştiriliyor. Burası önemli, oraya yerleştikleri. İkincisi bu Kenan ili, yani bugünkü Filistin'de Hazreti İbrahim'in yaşadığı yerden Mekke'ye o gün 20-30 günlük bir deve yolculuğuyla gidiliyordu. Çölde yaşayan göçebe kavimler için 20-30 günlük deve yolculuğu o kadar büyütülecek bir şey değil. Yani çok fazla uzaklık sayılmaz. Onlar o seyahatlere alışkınlar. Hatta Hazreti İbrahim de biliyorsunuz bir nevi çobanlık, hayvan yetiştiriciliği yapıyordu. Büyük sürüleri vardı. Tevrat kayıtlarında bunu görüyoruz. Daha sonra Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i birkaç kere ziyaret ettiği anlaşılıyor Mekke'de. Yani tekrar geriye dönüyor, onları bırakıp ondan sonra tekrar ziyaretlerine geliyor. Şimdi Hazreti İbrahim'in Hacer'le İsmail'i Mekke yakınlarında Zemzem kuyusu civarında bırakmasını bazen şöyle yani bir kadınla, o zaman Hazreti İsmail'in 13 yaşında olduğu farz ediliyor. İslam kaynaklarında sanki kucağında bir bebek gibi şey yapılıyor. Yanlış bu. Çünkü Tevrat isim şeyi de veriyor. Yaşını da veriyor. 13 yaşında Hazreti İshak'ın doğduğunu söylüyor kardeşinin. Dolayısıyla bundan sonra evden uzaklaştıklarına göre Hazreti İsmail'in en az 13 yaşında olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen hafta okuduğumuz kurban kıssasında da Hazreti İsmail'in koşacak çağa, babasıyla çalışacak çağa geldikten sonra bu kurban olayının meydana geldiğini söylediğine göre demek ki Hazreti İsmail büyükçe bir çocuktu. Ergenlik çağında veyahut o çağa yeni ulaşmakta olan bir çocuktu. O halde Mekke'ye bunların yerleştirilmesi Rabbimizden aldıkları bir emirle olmuştu. Bunu Haç suresinin 26. ayetinde görüyoruz. Çünkü İbrahim'e bu ibadet evinin kurulacağı yeri gösterdiğimiz zaman, yani Kabe'yi demek ki Rabbimiz göstermiş. Haç suresi 26. Ona demiştik ki, bana kimseye ortak koşma ve benim mabedimi onu tavaf edecek olanlar için onun önünde Rablerini tazim ve tefekkür ederek dikilip duranlar için saygıyla eğilenler ve yere kapananlar için temiz tut. Demek ki buradan
Hazreti İbrahim'e Kabe'nin yeri gösterildi dendiğine göre Rabbimiz onun oraya gitmesini istedi veya emretti. Dolayısıyla Hazreti İbrahim buraya yeni bir merkez kurmak, yani Kabe'yi yeniden ihya etmek. Kabe'nin temelleri vardı. Dolayısıyla onu yeniden ihya etmek, orada bir İslami merkez kurmak amacıyla gittiği anlaşılıyor. İkincisi, burada bu mabedin onu tavaf edecek olanlar önünde dikilip duracaklar, saygıyla eğilenler, yani rükû ve sucû, secde yapacaklar için temiz tut dendiğine göre, demek ki bu Kabe'de başta namaz olmak üzere tavaf ve diğer ibadetlerin yapılacağı, aynı zamanda tefekkür edileceği, Allah'ın adının anılacağı ve orada bir İslami eğitim veya bir başlangıç Hicaz Yarımadası'nda yapılacağını anlamış bulunuyoruz. O halde Hazreti İbrahim bu sebeple Hacer'le İsmail'i oraya yerleştirdi. Muhtemeldir ki Kabe'nin yakınlarındaki kaynaklar onu söylüyor. Cürhüm kabilesi'nin bir yerleşik yere, bir köy şeklinde olabilir. Orası vardı ve onlar hayvancılık yapıyorlardı. Hatta İslami kaynaklarda Hazreti Hacer'e onların geldiklerini, yani Zemzem suyundan hayvanlarına su içirmek istediklerini söylüyorlar. Hazreti Hacer de kuyunun üzerinde bizim hakkımızı gözeterek oradan içebilirsiniz diyor. Yani biz kuyuyu bulduk, yeniden ihya ettik. Demek ki Hazreti İbrahim böyle bir yardım da yapmış, onlara kuyuyu çıkarmış. Yani o anlatılan rivayette Hazreti Hacer'in ayağını yere vurduğu ve suyun çıktığı anlatılıyor. Ve oraya da kuyuyu tekrar kazmışlar. Dolayısıyla oraya yerleştirmiş. Yani çocuğunu ve Hazreti Hacer'i çölde ıssız tek başına kendi planlarını, kendi geçimlerini, yiyeceklerini, sularını temin etsin diye bırakmak aslında ne bir peygambere ne insana yakışır. Nihayetinde onları ölüme terk etmiş olurdu. Demek ki durumun böyle olmadığı hem Kur'an ayetlerinden hem de olayların gelişiminden onu anlıyoruz. Yani susuz orada en fazla 3 gün yaşarlardı. Demek ki o suyu bulduktan sonra Hazreti İbrahim onları oraya yerleştirmiş oluyor. Daha sonra birkaç kere gidip geldiğini anlıyoruz. Bir tanesinde bu kurban kıssası olmuştu. Geçen onu görmüştük. Daha sonra da belki o sırada bilemiyoruz, Kabe'yi yeniden İhya, yani Kabe'nin temellerinin olduğu anlaşılıyor. Kabe'nin temeller üzerinde duvarı yükseltirken Kur'an-ı Kerim'deki geçen tabiriyle demek ki yeniden o merkezi ihya ediyorlar, yani Kabe'yi. Bir başka detay verelim. Gene Tevrat'tan alınan bir detay. Hazreti İbrahim vefat ettikten sonra Hazreti İsmail dönüyor. Babasının cenazesini Hazreti İshak'la birlikte kaldırıyorlar. Birlikte gömüyorlar. Tevrat'ta bu kayıtları var ve nerede gömüldüğü de hatta yazıyor. Sare'nin yanında bir arazi satın alıyor Hazreti İbrahim. Orada gömüyorlar. Demek ki Hazreti İsmail'in de irtibatı var babasıyla, gidip geliyor. Ancak Hazreti İsmail Tevratça ikinci planda tutuluyor. Çünkü ilk oğul olmasına rağmen, aslında babasının mirasçısı olmasına rağmen, Tevrat bir ırkçı yaklaşımla kim redakte ettiyse veya içine kattıysa, Hazreti İshak'ı öne çıkarıp, çünkü Hazreti İshak'ın annesi Sara da İbrani sayıyorlar kendilerince. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in aynı kabilesinden. Yani onlar da Keldani, yani Fırat'ın doğusunda yaşayan, bugünkü Irak topraklarında yaşayan kabiledendi. Halbuki Hazreti Hacer Mısırlıydı. İşte Arapların kökeni oraya dayanıyor veyahut Yahudilerin dışında olduğu için Hazreti İsmail'i
kendi Yahudi veya İbrani kabul etmiyorlar. Dolayısıyla onu silme yolunda bir şey var Tevrat kayıtlarında. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Tevrat'ı yeniden redakte ederken şeyler Tevrat'ın yazımcıları orada Hazreti İsmail'i ikinci plana indirgemeyi tercih etmişlerdi. Böyle bir ırkçı bakış açısıyla Tevrat yeniden yazıldı. Tevrat 3-4 kere kayboldu işgallerde ve şeylerde. Tekrar redakte edildi, yazıldı, hafızalardan yazıya döküldü. Bu Babil esareti sırasında Tevrat'a biraz daha milliyetçi unsurlar, yani evrensel mesajı, Rabbimizin evrensel mesajını biraz daha uluslaştırmak veya ulusçu bir hale getirmek yolunda eklemeler yapıldığını anlamış bulunuyoruz. Evet, geçen ders bunları görmüştük. Daha sonra Hazreti İsmail Cürhum kabilesinden bir kızla evlendi. Tevrat'ta ise Mısırlı bir eş aldığını annesinin ona söylüyor. Yani hemen hemen İbranilerin dışındaki herkesi Mısırlı olarak takdim ediyor. Ve Hazreti İsmail'in soyundan müstağribe yani Araplaşmış Araplar, yani sonradan Araplaşmış Araplar, ki peygamberimiz de bunlardan sayılıyordu. Yani köken itibariyle tamamen anne babadan gelen Arap değil, Hazreti İsmail'den sonra onun soyu işte orada çoğaldı. Dolayısıyla bunlara müstaribe, sonradan Araplaşmış kabilelerin atası diye adlandırabiliyoruz. Şimdi bugünkü konumuza geçelim. Hazreti İbrahim dedik, Mekke'ye yerleşti ve yerleştirdi ailesini. Neden yerleştirdi? Demek ki Rabbimiz oraya onu göstermişti. Şimdi diğer ayetlerden niye yerleştirdiğini onu görelim. Demin Haç suresinin 26. ayetini okumuştuk. İbrahim'e bu ibadet evinin kurulacağı yeri gösterdiğimiz zaman diyordu Rabbimiz. İkinci olarak İbrahim suresinin 37. ayetinde İbrahim'in buraya yerleştirdikten sonra eşini Rabbimize bir duası veyahut dileği var. Ey Rabbimiz, soyumdan bazılarını ekilebilir toprağı olmayan bir vadiye, senin kutsal evinin yakınına yerleştirdim ki, ey Rabbimiz, salatı devamlılık ve duyarlılık içinde yerine getirsinler. Öyleyse insanların kalplerini onlara doğru meylettir. Onlara verimli, bereketli rızıklar bahşet ki şükretsinler. Demek ki Hazreti İbrahim'in buraya yerleştirmesinin amacı bir, demin Haç 26'da okuduğumuz gibi Rabbimizin evini, yani Kabe'yi, Beytullah'ı ihya etmesi, yani yeniden restorasyona tabi tutması, bir merkez haline getirmesi. İkincisi, buradaki Hazreti İbrahim'in ağzında oraya yerleştirdim, salatı devamlık ve duyarlılık içerisinde yerine getirsinler. Yani salatı ikame etsinler. Orijinal kelimesi bu. O halde salat nedir? Hemen hemen birçok tefsirde hemen salatı namazla karşılıyorlar. Dolayısıyla salatın anlamını daraltmış oluyorlar. Salat kelimesi namazı da içinde kapsayan daha geniş kapsamlı bir kelimedir. Bu tip kelimelere çok anlamlı kelimeler diyoruz. Türkçede de vardır bu. Bu mevzuya girmeden önce onu söyleyeyim. Mesela Türkçede yüz kelimesi çok anlamlı bir kelimedir. Yüz kelimesi hem insan yüzü, çehresi anlamına gelir. İkincisi yüz, sayı olarak yüz anlamına gelir. Üçüncüsü denizde, gölde yüzmek anlamına gelir.
üçüncü bir anlamı vardır. Demek ki 100 kelimesi aynı söylenir, aynı harflerle yazıldığı halde 3 ayrı anlama gelebiliyor. Salat kelimesi çok anlamlı bir kelimedir ama bütün anlamları arasında ilişki vardır. Yani bu kadar farklı değil. Aynı kökten gelen ve birbirine çok yakın anlamları olan bir kelimedir. Peki nasıl bir kelimenin, çok anlamlı bir kelimenin gerçek anlamı, ne anlamda kullanıldığını nereden bileceğiz? Deminki örneğe verirsek, Türkçedeki yüz kelimesi gibi cümle içerisinde kullanıldığı amacına bakacağız. Yani cümle içerisinde kullanıldığı anlamına bakacağız o kelimenin. Mesela cümlede işte yüzümü yıkadım diyorsa birisi, anlıyoruz ki insan yüzünü yıkadı. Yani yüz sayısını yıkamak olmaz. Denizde yüzmek gene olmaz. Çünkü zaten yıkadım kelimesini kullanıyorsunuz. O halde yüzümü yıkadım denilende anlarız ki o insan yüzünü kastediyor. Veyahut mesela işte ben gölde yüzdüm, yüzmeye çabaladım dediğiniz zaman bunu anlarız ki bu yüzme fiilini kastediyor. Veya işte 100 tane koyun aldım dediğiniz zaman da bunun sayı olduğunu anlarız. Demek ki cümle içerisindeki kullanışına bakıyoruz. Salat kelimesinin anlamı Kur'an-ı Kerim'e göre dörde yakın ama birbirine benzer ve ilişkili anlamı vardır. Nedir bu salat kelimesinin anlamları? Hemen onlara bakalım. Salat kelimesi birincisi dua anlamına gelir. Onun örneklerini Kur'an-ı Kerim'de okuyacağız. İkincisi ibadet anlamına gelir. Bakın dua, ibadet birbirine yakın şeylerdir. Üçüncüsü namaz anlamına, bildiğimiz namaz anlamına gelir. Dördüncüsü de destek anlamına gelir. Yani bu dört anlam arasında ilişki vardır. Yani fiilin kökünden veya şeyinden bunu anlıyoruz. Birincisi bakalım salat dua olarak Kur'an-ı Kerim'de nerede geçiyor? Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinin 35. ayetinde hemen okuyoruz. Mealini okuyorum. Onların Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Kimi kastediyor? O zaman kafirler Kabe'nin etrafında tavaf ederken, yani bu İslam'dan önceki durumu anlatıyor. Islık çalarak, el çırparak tavaf ediyorlar etrafını. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onların Beytullah yanındaki duaları, yani salatuhum, onların salatları. Demek ki buradaki salat bir dua, bir de yahut da ibadet diyebilirsiniz. Onlar da ibadet yaptıklarını söylüyorlar. Demek ki buradaki salat namaz değil. Kafirler namaz kılmıyorlar. Kılmadıkları gibi bakın Kur'an-ı Kerim diyor ki ıslık çalarak, el çırparak salat yaptıklarını zannediyorlar. Demek ki salat denildiği zaman ibadet amacıyla yapılan hareketler anlatılıyor. Namaz kılmıyorlar. Bunu nereden okuduk? Enfal suresinin 35. Bir tane daha gene dua anlamına gelecek bir şey. Tövbe suresinin 103. ayeti. Onların mallarından sadaka al. Bununla onları günahlardan temizlersin. Onları arıtıp yüceltirsin ve onlar için dua et. Kime söylüyor bunu? Peygamberimize. Onların mallarından sadaka al. Yani müminlerin mallarından sadaka al. Bununla onları temizlersin. Yani arındırırsın. Malın helali veyahut üzerindeki şeyin, o kişinin üzerindeki İslam dışı kirleri de temizlersin. Yani sadece maddi anlamda değil. Onları arıtıp yüceltirsin ve onlar için dua et. Ne diyor duada? Salateke. Yani onlar için salat et sen. Peygamberimiz onlar için namaz mı kılıyor burada? Salat kelimesinde. Hayır, mümkün değil. İkincisi, onlar için ibadet etmesi de mümkün değil. O halde
buradaki salateke bu dua anlamına geliyor. Yani onlara dua edeceksin. Demek peygamberim sadaka aldığı zaman onlara dua ediyor. Senin duan onlar için sükunettir. Yani onları yatıştırır. Demek ki onların kalplerini mutmain eder. Tevbe suresinin 103. ayet. Yine dua anlamında Nur suresinin 41. ayetinde kullanılıyor. Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini öğrenmiş bilmiştir. Demek ki oradaki kuşların duası salatehu. Demek ki burada da salat kelimesi dua anlamında kullanılıyor. O halde demek ki salat sadece namaz değil, namazı da içine alan, daha kapsayıcı duayı da içine alan bir kavram. İkincisi salatın ibadet anlamıyla kullanıldığı birkaç yer daha söyleyelim. Bir tanesini demin söylemiştik Enfal 35'te onların salatları ıslık çalmak, el çırpmaktan başka bir şey değildir diye anlatmıştı. İkinci bir örnek ibadet anlamında Haç suresinin 40. ayeti. Burası aslında önemli. Onlar başka değil, sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah bir kısım insanların kötülüklerini diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak surette içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılır giderdi. Şimdi buradaki havralar kelimesinde kullanılan kelime salavatu. Demek ki içinde salat yapılan yer havralar için kullanılıyor bunu. Mescit değil. Mescidi ayrı kullanıyor. Yani Müslümanlar için olanı. Manastırlar, kiliseler, Hristiyanların mabetleri. Buradaki havralar içinde salavatu kelimesi kullanılıyor. Demek ki buradan da anlıyoruz ki buradaki salat kelimesi içinde salat yapılan mabetleri kastediyor. O halde demek ki mabetlerin ismi de salattan türeyen bir kelimeyle ifade ediliyor. İçinde salat yapılan yer demek. Havralar için kullanmış bunu Kur'an-ı Kerim. Ala suresinin 15. ayetinde de şöyle diyor Rabbimiz. Temizlenen 14-15 birlikte okuyorum. Rabbinin adını anıp ona kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir. Burada ona kulluk eden yani ibadet eden kimse olarak fesalla kullanılıyor. Demek ki Rabbine ibadet eden kimse olarak kullanılıyor. Namaz olarak da burayı da çevirebilirsiniz. Bir sakıncası yok. Demek ki buralarda iki anlamını gördük. Dua, ibadet. O halde salatın bir anlamı da destektir demiştik. Hemen onunla ilgili birkaç örneğimize bakalım. Gene Kur'an-ı Kerim'den veriyoruz. Bakın Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ediyoruz. Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyoruz. Rabbimiz bir kelimeleri birbirine bağlamıştır Kur'an-ı Kerim'de. Bir daire şeklinde düşünün kelimeleri. Her kelimenin bağlı olduğu daire vardır. Dolayısıyla anlamları eğip bükemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'den bütün anlamları karşılaştırdığınız zaman o kelimenin onu eğip bükemezsiniz. Sağlam yere bağlamış olursunuz. Bakara suresinin 157. ayetinde işte onlar için Rableri tarafından salatu rahmet ve onlara işte hidayete erenler onlardır. Demek ki Rableri tarafından onlara salavatum diyor. Demek ki Rableri tarafından onlara salat vardır. Buradaki şeyde. Açık okuyayım tam Türkçesini. İşte Rablerinin nimetleri ve lütfu onlar içindir ve doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Buradaki müfessir nimetleri ve lütfu olarak çevirmiş salavatum kelimesini. Buradan ne anlıyoruz? Aslında nimetleri şeyi değil, burada Rabbinin desteği, yani Rabbi onlara desteği ve yardımı vardır anlamamız gerekir. Yoksa Rabbimiz müminlere namaz kılmıyor, yani onlar için salat getiriyor diye bir şey söyleyemeyiz.
ibadet de etmiyor, dua da etmez Rabbimiz. O halde buradaki anlamı destek anlamıdır, onu anlıyoruz. Ashab suresinin 56. ayeti, bu aslında en çok mühim ayet. Bunları çoğu zaman okunur camilerde de ama ne olduğunu kimse bilmez ve yanlış adlandırırlar. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Böyle çevirmişler. Ey müminler, siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Şimdi salavat getirirler zaten kendisiyle tercüme etmiş. Buradaki Diyanet Vakfı mealinden okuyorum. Bir başka mealden de okuyayım. Allah ve melekleri şüphesiz peygamberi kutsarlar. O halde ey iman etmiş olanlar, siz de onu kutsayın ve kendinizi onun rehberliğine tam bir teslimiyetle terk edin. Demek ki burada kutsarlar diye çevirmiş. Bir başkası peygambere salat ederler diye almış. Çünkü çevirememiş. Yani onun anlamını şey yapamadılar. O halde buradaki yusallune kelimesi, yani Allah ve melekleri peygambere salat ederler veya salavat getirirler diye çevirdiğinizi düşünelim. Siz de ona salavat getirin diyor şimdi metinde. Allah ve melekleri dua mı eder peygambere? Etmez. Rabbimiz dua etmez, emreder icabında. Peki ibadet mi eder? Hayır. Namaz mı kılar? Hayır. Demek ki burada ne yapar? Destekler, yardım eder. Demek ki Allah ve melekleri peygambere desteklerler, yardım ederler. Ey müminler, siz de ona salavat getirin diye çevrilen şey, siz de ona yardım ve destek verin ve ona tam bir teslimiyetle teslim olun. Yani peygamberin itaatinden çıkmayın, onun dediklerini yapın. Mesela savaşta da şeyde de veya onun gösterdiği örnekliği siz de yapın. Demek ki burada bu ayeti başka türlü çevirmeniz mümkün değil. O halde yusallune buradaki fiil peygambere yardım ve destek Rabbimizin göstermesi. Gene Hakka suresi 31. ayette de kafirlerin cehenneme atılması için sonra alevli bir ateşe atın onu diye çevirmişler. Atın. Orijinalinde sümmel cahime salluh diyor. Yani onu ateşe destekleyin, ittirin. Buradaki salluh kelimesi desteklemek, ittirmek. Ne dua anlamında kullanabilirsiniz, ne ibadet, ne namaz anlamında. O halde buradaki nedir? Destek, yani ateşe doğru ittirmek onu bir nevi. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de sallu fiili veya salavat veya salat, bunların manasını gördük. Peki namaz anlamında, Kur'an-ı Kerim'de namaz anlamında yüzden fazla ayette kullanılıyor. Şimdi bazı şeyler, kardeşlerimiz diyeyim artık bizim mahalleden, efendim bu salat sadece destektir, namazı kapsamaz veyahut işte salat sadakadır, yardım için toplantılardır vesaire gibi bir şey yapıyorlar. Yanlış. Salat, evet, destek anlamı vardır. Zaten salat kelimesinin, namaz mesela dinin desteği, dini ayakta tutan, namaz gene duadır. Orada da dini ayakta tutan. Dolayısıyla buradan geliyor bu anlam. Yani destek anlamı da öyle arkası boş bir anlam değil, destek ve yardım. Hepsi birbirine benzer yani. Dini ayakta tutmakla ilişkili kavramlar. Namaz meselesinde de şu ayetler bizim için o yüzü aşkın ayetin arasından örnek seçtim ki başka bir yere gitmez yani buradaki salat kelimesi. Nisa suresinin 43. ayeti. Ey iman edenler, siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de yolcu olan müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Evet, burada da salat kelimesi kullanılıyor. Şimdi burayı destek olarak alabilir misiniz? Yani sarhoşken destek yapmayın bir fakire veya sosyal yardım veyahut ne bileyim gusül
abdesti almadan veya cunupken namaza desteğe yaklaşmayın. Hani salatı destek olarak alıyorlar. O ne yapar? Saçma bir anlamı olur. Demek ki Kur'an-ı Kerim burada namaz anlamında kullanıldığı açıktır. Gene Nisa suresinin 102. ayetinde sen işlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Şimdi bu harpteki hali nasıl namaz kılınacağını anlatıyor. Şimdi burada harpte destek, destek silahlarınızı yanınıza alın, destek yapacağız. Yani burada salat kelimesi ne yapıyor? Aslında saçma duruyor. Yani demek ki salatın namaz anlamı kesinlikle var. Bilhassa namaz salatın ikam-ı salat kelimesiyle birlikte geldiği zaman veya vakitle birlikte geldiği zaman kesinlikle namaz olduğu belli olur. Gene devamında Nisa suresinin 103. ayetinde namazı bitirince veya salatı bitirince ayakta otururken yanınız üstü yatarken daima Allah'ı anın. Demek ki burada sosyal yardım veya destek olması saçma olur. Yani o bittikten sonra Allah'ı daima anın diye bir tavsiyede bulmuş olur. Maide suresinin 6. ayetinde abdesti tarif ediyor. Ama abdesti tarif ederken şöyle diyor. Ey iman edenler, salata kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesedip topuklarınıza kadar ayaklarınızı da mesedin veya yıkayın. İki anlamda da şey yapılıyor, açıklanıyor. O halde yani yardım ve destek için oturup abdest almanız, ellerinizi, ayaklarınızı yıkamanız mümkün değil. Bu namazın başlangıcında yaptığımız abdest. O halde burada geçen salat kelimesi veya salati diye geçen kelime kesinlikle namazı ifade ediyor. Yine bir başka örnek de verelim, bitirelim bunu. Hud suresinin 114. ayetinde namazın vakitleri yani salatın vakitleri anlatılıyor. Ekumussalat gereği geçiyor burada. Gündüzün iki ucunda, gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Yani doğru, salat et. Yani burada da niye destek vereceksen gündüzün iki ucunda, gecenin ilk saatlerinde niçin destek vereceksin? Demek ki buradaki namazın vakitlerini anlatıyor, gayet açık. Demek buradan anladığımıza göre salat kelimesinin bu dört anlamı var. Nereden geldik buraya? Hazreti İbrahim Mekke'ye çocuklarını ne için yerleştirmişti? Orada salatı devamlık ve duyarlılık içerisinde yerine getirsinler. Nerede? İbrahim suresinin 37. ayetinde. O halde Hazreti İbrahim'in çocuğunu yani İsmail ile Hacer'i Mekke'ye yerleştirmesinde bir Rabbimiz Kabe'nin ihyasına bir hedef gösterdi ona. İkinci hedefi de burada salat ikame edilsin. Yani salat devamlı ve duyarlılık içerisinde burada ayakta tutulsun. O halde salatın dört anlamını göz önünde tutarsak, bir, burada dua, Rabbine dua ayakta tutulsun. Burada Rabbine ibadet ayakta tutulsun. Burada Rabbine namaz ayakta tutulsun. Burada Rabbi için insanlara destek ayakta tutursun. Yani orada sadaka verilsin, fakirler doyurulsun, yoksullara korunsun, yetimler kerimleştirilsin. Dolayısıyla bu neyi tarif ediyor? Aslında bir İslami merkezi, tevhidin merkezine tarif ediyor. O halde demek ki Hazreti İbrahim'in Hacer'le İsmail'i buraya yerleştirmesinin iki sebebi var. Birisi Kabe'yi ihya, ikincisi burada bir tevhidi merkez kurmak. Kendisi kuzeyde, Filistin'de böyle bir merkezde, yeğeni Lut, daha doğuda Lut Gölü'nün civarında bir merkez kurdu. Demek ki o günkü Orta Doğu dediğimiz aslında Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika'nın ortasında her üç kıtaya da hitap edebilecek, oraya tevhidi yayabilecek bir merkez
kurmuş oldular. Böylelikle Hazreti İbrahim niye tevhidi merkez dedim? Çünkü Taha suresinin 14. ayetinde de şöyle diyor Rabbimiz. Gerçek şu ki Allah benim, benden başka Tanrı yok. O halde yalnız bana kulluk et ve beni anmak için salatta devamlılık ve duyarlılık göster. Burada Rabbimiz beni anmak için diye kullandığı kelime zikir. Yani zikir için namazı devam ettir, ayakta tut. Şimdi zikir kelimesi aslında hatırda tutmak, hatırdan hiç çıkarmamak. Yani hatırlamak değil arada sırada, hatırdan hiç çıkarmamak. Demek ki Rabbimizin adını, onun esmasını, onun vasıflarını, onun dinini. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir adı da nedir? Zikirdir. Dolayısıyla onun Kur'an'ını, onun vahyini ayakta tutmak. Onun için namaz kıl diyor. Şimdi dikkat edin. Salatın da bir amacı var. Yani duanın, ibadetin, namazın bir amacı burada ne içinmiş? Zikir içinmiş. O halde demek ki aslında çocuklarını, yani İsmail'i ve Hacer'i oraya yerleştirmesinin, Hazreti İbrahim'in orada bir merkez kurmasının amacı, birisi Kabe'nin ihyası, ikincisi salatın orada yeniden canlandırılması, merkez yapılması, salatın da amacı Allah'ın vahyinin, yani Hazreti İbrahim'e inen vahyinin, bizim anlamımızda da Kur'an'ın, yani çünkü bütün peygamberler Allah'ın tek dinini, aynı dinini tebliğ ediyorlardı. O halde İbrahim de zaten milletlerin atası, ümmetlerin atası olarak aynı dini burada ne yapıyordu? Tebliğ ediyordu. O halde demek ki burada aslında vahyi ayakta tutmak, vahyin ilkelerini, vahyin emirlerini ayakta tutmak, yani onları anlamak, öğrenmek ve yaşamak için bir merkez kurmuştum. O halde demek ki Hazreti İbrahim'in Kabe'ye kendi ailesinden bir kısmını yerleştirmesinin sebebi buydu. Şimdi bunu yerleştirdikten sonra Rabbimiz ona şöyle hitap ediyor. Burası önemli ve kıssaya buradan devam ediyoruz. Bakara suresinin 122. ayetinden devam ediyoruz. İbrahim kıssası burada devam edecek. Ey İsrailoğulları, Bakara suresinin 122. ayet. Size verdiğim nimeti, sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kılmış olduğumu hatırlayın. Bakara suresi Medine'nin başlarında indi. Çünkü Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman Müslümanlar Medine'de bir merkez kurdular. O merkezde Yahudiler, yani Medine devletinde diyelim, çok büyük ölçüde hem güç sahibiydiler hem de nüfus sahibiydiler. Yani İslam orada Yahudilikle karşılaştı. Niye Yahudilik diyoruz? İsrailoğulları yani kendilerini Yahudi ırkına ait olarak görüyorlar. Peki buradaki hitap İsrailoğullarına, yani İbrahim kıssası üzerinden onlara bir ders verecek. Böylelikle biz de İbrahim kıssasından çıkarılacak derslere odaklanmış olacağız. Onu anlatmak için buradan girdik. Neden İsrailoğulları? İsrailoğulları ne demek? Bir ırkın adı mı acaba İsrailoğulları? Genellikle böyle bir kavmin adı olarak kullanılır. İsrail kelimesi, bundan önceki bölümlerde söylemiştik. Birinci gerçek anlamı İsra kelimesi, mücadele eden, gayret gösteren, çaba gösteren, yürüyen anlamlarına geliyor. Şeyde de öyle derler. İbranice'de de veyahut Aramice'de öyle diyelim. İlk kelimesi de Allah, onu ifade ediyor. Dolayısıyla Allah uğruna gayret gösteren, cihad eden diyor. İsrail kelimesi Tevrat'ta Yakub'un lakabı olarak, Kur'an'da da öyle kullanılıyor. Yakub'un lakabı, yani Allah uğruna cihad eden, çaba gösteren
insan anlamında. Fakat Yahudiler Tevrat'ta nedense bu kelimeyi kendileri açıklarken veya tefsir ederken bu kelimeyi üzerinde spekülasyon yapıyorlar. Çünkü Tevrat'ta bazen böyle peygamberleri daha küçük düşürecek veyahut onların da içerisinde farklı inanışlar var. Yani Ferisler var, Esseniler var vesaire. Onlarsa bu kelimeyi İsrail kelimesini Allah'la güreş eden, onunla mücadele eden, yani birisi Allah için mücadele eden, öbürküsü çeviren kısımlar da Allah'la mücadele eden anlamına çeviriyorlar. Şimdi bu da bizim bilhassa Müslüman camiaya çok şey geliyor, hani çekici geliyor. İşte budur anlamı falan diyorlar hemen. Hayır, bence Rabbimiz bu kelimeyi, bu iki anlamda, yani Yahudilerin iki anlama çektiği kelimeyi Kur'an-ı Kerim'de bize bir ders vermek amacıyla koydu. Nedir o ders? İsrail kelimesini Tevrat'ın anlatımına göre veya Kur'an'ın kullandığına göre de Yakup için kullanılan bir kelime. Yakup, Allah uğrunda gerçekten mücadele eden peygamber, yani netice itibariyle ona bir lakap olarak verilmiş. Fakat Tevrat'ta şöyle bir hadise anlatılıyor. Yakup işte kardeşi Esav'la mücadelesi sırasında bir yere sığınıyor. Orada rüya mı görüyor artık, şey mi görüyor? Orada bir adam geliyor kendisine. O adamla güreşiyor. Aynen adam yazıyor Tevrat'ta, yani burası enteresan. Onunla güreşiyor, yenişemiyorlar. Sabaha kadar bu devam ediyor. Fakat o sırada bunun kalçasına dokunuyor, hatta kalçası sakat kalıyor. Siyah tiksindir şey oluyor Yakup'un. Adam diyor bırak gideyim. Yakup da diyor ki yok, beni mübarek eyle. Ondan sonra gidebilirsin. O da neyse mübarek ediyor onu. Ve oradan Yakup gidiyor. Şimdi burada mücadele ettiği o adam kimdi? Adam kelimesi geçiyor da. Tevrat müfessirleri veyahut hahamlar diyelim, Yahudiler, bir kısmı bu melekti diyorlar. Mesela Cumhurbaşkanlığının çıkardığı Tevrat tefsirinde böyle yazıyor. Yani o bir melekle mücadele etmişti. Dolayısıyla onu sınanmıştı. Ama ilginç tarafı, Tevrat'ta da o İsrail adının Allah tarafından verildiği ona söyleniyor. Şeye, Yakub'a lakabını, bunu açıkça orada yazıyor. Şimdi bazı Tevrat müfessirleri ise o adamı işte o Allah'tı, haşa, onunla güreşti diye böyle bir Allah'ı da hem cisimleştiriyorlar hem de bir peygamber Allah'la güreşiyor, mücadele ediyor anlamına getiriyorlar. Böylelikle de İsrail kavminin dik başlılığını, hani Allah'ın emirlerine karşı gelmesini güya böyle bir mecaz ifadeyle ifade etmiş oluyorlar. Halbuki hemen ayetin devamında Tevrat'a söylüyorum, Yakub'a İsrail ismini Allah veriyor. Allah hiç kendisiyle mücadele eden diye bir isim kor mu? Yani böyle bir şey zaten tevhide, Allah inancına, bütün peygamberlerine aykırı bir şey. O halde bu sonradan Tevrat müfessirlerinin veya Tevrat yazarlarının diyelim yeniden redakte ederken oraya yerleştirdikleri bir şey olabilir. Ancak madem onlar bunu böyle kabul ediyor, Kur'an-ı Kerim'de ısrarla onlara İsrailoğulları derken Rabbimiz aslında belki de şunu hatırlatıyor. İsrailoğullarının içerisinde iki anlama geliyor ya, asıl anlamı Allah için mücadele eden. Yani bu ta şeyden beri, Hazreti İbrahim'den beri Allah için mücadele eden bir grup var. Aslında bir grup da Allah'la mücadele eden, yani Allah'ın davasıyla, diniyle mücadele eden, mesela Ferisiler, Hazreti İsa geldiği zaman onunla en büyük mücadeleyi onlar yaptılar. Gene o Ferisiler, gene İsrailoğullarının içerisinden bir grup, Hazreti Yahya'yı öldürttüler Romalılara. Gene o Ferisiler Hazreti Yahya'yı, Hazreti Zekeriya'yı, hatta Hazreti Meryem'i dedikodularla, iftiralarla ne yaptılar? İtham ettiler. Dolayısıyla demek ki
Onların içerisinde Allah'la, Allah'ın elçileriyle, onun davasıyla mücadele eden bir grup var. O halde buradaki İsrailoğulları kullandığı zaman Rabbimiz içinden Allah'ın davasına yardım eden işte peygamberler, Yakuplar, İshaklar, İbrahimler, İbrahim İsrailoğullarından değildi. Ondan sonrakileri söyleyelim. Davutlar, Musalar, Yusuflar. Bunlar gerçekten Allah için mücadele eden, yani İsrail, mücahit, yani bizim Türkçe'de öyle çevirirsek. Diğer bir kısmı da işte o Ferisiler gibi Hazreti İsa ile, Hazreti Yahya ile, Hazreti Zekeriya ile mücadele, ondan sonra da Peygamberimizle mücadele eden grup, aslında Allah'ın davasıyla mücadele eden grup, onlara da kendi tefsirleriyle, yani kendi adlandırmalarıyla İsrail, Allah'la mücadele edenlerin çocukları diye demesi, bir orada bir nüktesi, Rabbimizin bir işareti de olmuş olabilir. O halde, ama aslında doğrusu bu. O halde Rabbimiz burada ey İsrailoğulları derken, bir zamanlar Allah için mücadele edenlerin çocukları, size verdiğim nimetimi, yani burada Medine'deki şeylere hitap ediyor, cümle aleme üstün kıldığınız, yani Davut zamanında, Süleyman zamanında cümle aleme üstün kıldılar, güçlü oldukları. Bunu hatırlayın dedikten sonra Rabbimiz, ve bir günden sakının ki o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabul edilmez, hiç kimseye şefaat fayda vermez, onlar hiçbir yardımda görmezler. Burada bir ahiret hatırlatması yaptıktan sonra devam ediyor. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış. Bakara 124. Onları tam olarak yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım demişti. Soyundan da önderler yap ya Rabbi dedi. Allah ahdim zalimlere ermez, onlar için söz vermem buyurdu. Demek ki Hazreti İbrahim'in buradaki bir takım kelimelerle sınanması, aslında kelimeler nedir? Yani olaylar neydi mesela bir kelime? Kurbandı. Kurbanla sınandı. Yani kendi çocuğuna aşırı bağlı olup olmadığını, Allah'ın davasını ondan daha üstün tuttuğunu veya Allah'ın emirlerinin daha üstün tuttuğunu, ona bir rüyayla, kendi rüyasını şey tutarak, sınav aracı tutarak Rabbimiz onu sınadı. Hazreti İbrahim Allah'ın davası için her şeyini feda etmeye hazır olduğunu gösterdi. Yoksa Rabbimiz çocuğun kurban edilmesini ona emretmemişti. Ondan önce Hazreti İbrahim hayatıyla sınandı. Yani o kelimelerle sınandı. O da hayatı, ikinci bir kelime. Yani ateşe atıldı ve ateşten Rabbimiz onu kurtardı. Demek ki ateşi göze aldı, ölmeyi göze aldı. Allah'ın davasını, yani tevhidi, o toplumdaki İslami mücadeleyi, İslam'ı onlara anlattı. Hükümdara karşı da savundu, halka karşı da savundu, hatta kendi babasına karşı da savundu. Ondan sonraki sınavı nedir kelime? Hicretti. Hazreti İbrahim kendi yurdunda duramadı. Önce Harran'a, oradan da ne yaptı? Kenan iline, yani Filistin'e göç etti. Oradan da hatta çocuğunu Mekke'ye yerleştirdi. Demek ki Hazreti İbrahim'in hayatı hep hicret. Yani bir yerde durmadı. Mısır'a gitti hatta bir ara. Demek ki davasını yaymak için, Allah'ın davasını yaymak için, tevhidi yaymak için, ki o dönemde çok zordu. Birçok yere gitti. Düzenini de bozdu, evini de bozdu. Zaman oldu, çocuklarını, ailesini, malını, her şeyini tehlikeye attı. Demek ki İbrahim bu sınavları geçti. Geçtikten sonra Rabbimiz diyor ki ben seni insanlara önder yapacağım demişti. Burada önder dediği kelime imam kelimesi. Hani bazen bazılarının çok çok küçümsediği bir şey. İmam aslında insanlara önder olan demektir. İmam namaz kıldırma memuru değildir. O namaz da önemli bir şey. Orada da önderlik etmek şeydir. Ama imam hayatın bütün alanlarında insanlara önderlik yapan şeydir. Peki Rabbimiz bu sınavı geçtikten sonra onu bu önderliğe layık gördü. Demek ki önderlik öyle
kolay kazanılan bir şey değil. Peygamber bile olsanız ancak bir sınavdan geçtikten sonra insanlara örnek oluyorsunuz. Buradaki kelime insanlara, linnasi diye geçiyor. İnsanlara olması demek ki anlıyoruz ki Hazreti İbrahim evrensel bir mesajı vardı. İsrailoğullarına demiyor, seni İsrailoğullarına önder yapacağım. Veya seni Araplara önder yapacağım demiyor. Bütün insanlara önder yapacağım. O halde Hazreti İbrahim'in ilan ettiği, tebliğ ettiği, hayatına uyguladığı din aslında İslam dini. Yani Allah'ın tek diniydi. Hazreti Adem'den bu yana bütün peygamberlerin tebliğ ettiği, hayata uyguladıkları tek dindi. Onun önderi olmaya onu layık gördü. Evet, bugün biz de İbrahim milletindeniz, yani Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle İbrahim milleti, İbrahim'in inanç sistemi demektir. Millet kelimesi ulus demek değil. Millet kelimesi, yani Kur'an-ı Kerim'in kullandığı tabiri söylüyorum, inanç sistemi. Biz İbrahim'in inanç sistemine bağlıyız. Rabbimiz de onun için örnek gösteriyor bize İbrahim'i. Yani İbrahim'in tevhid mücadelesi, İbrahim'in örnek mücadelesi bütün peygamberlere ve insanlara da bir nevi bir örnekti. Ne diyor Hazreti İbrahim? Seni önder yapacağım deyince Rabbimiz, soyumdan da önderler yap ya Rabbi dedi. Allah addim zalimlere ermez. Yani zalimler için bu sözü vermem, bu sözü vermedim veyahut onlar bu sözden istifade edemezler. O halde zalimler kimdir? Yani burada Rabbimiz senin soyundan da zalimler çıkarsa önder olamazlar benim gözümde. Yani İslam'ın önderi, ümmetin önderi, iyiliğin önderi olamazlar. Firavun da önderdi ama kötülüğün önderiydi yani kendi toplumunda. O halde zalim kelimesi önemli. Senin soyundan da gelse zalim olanlar. Zalim kimdir? Bir kere zalim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de İlk önce şirk için kullanılır. Lokman'ın duasında vardı. Zulüm en büyük şirktir diye, yani Lokman oğluna öğütleri şey yaparken orayı hatırlarsanız. O halde demek ki zulüm şirk en büyük zulümlerden biri. O halde senin soyundan şirk içinde olanlar önder olamaz demektir. Fakat zulüm sadece şirkle sınırlı bir kelime de değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yasak meyveyi yiyen Adem ve eşi için biz kendimize zulmettik kelimesini kullanırlar. Demek ki Allah'ın emir ve yasaklarını dinlemeyenler de zalimdirler veya orada zulüm işlemişlerdir. Onlar tövbe ettiler. Bu zalim olmaktan ne yaptılar? Kurtuldular. Peki başka ne var? Mesela Nisa suresinin 29-30. ayetlerde meşru sınırlar dışına çıkarak birbirlerinin mallarını yiyenlerin cehennem ateşine atılacakları, yani onların zulmettikleri anlatılır. Demek ki insanların mallarını haksız yere yiyenler, haklı bir sebep, yani ticaret gibi bir sebep olmadıktan sonra yiyenler, onlar da zalimlerin kendilerinden bir tanesidir. Faizle ilgili ayetlerde şöyle bir kelime geçiyor. Ribayı yasaklayan, yani faizi yasaklayan ayette sonunda onu kaldırdıktan sonra böylece ne zulmetmiş ne de zulme uğramış olursunuz diyor Bakara suresi 279. ayette. Demek ki faiz yemek de veyahut faiz altında olmak da zulme uğramış olmak gibi gösteriliyor. O halde demek ki faiz de zulümdür. O halde buradan gene İslam literatüründe zulüm bu kadarla kalmıyor. Yani zulüm kelimesi adaletin zıttı. Bir şeyin yerli yerinde olmaması. Yani bir şeyin yerli yerinde olması adalet, bir şeyi yerinden etme de zulüm. Mesela şunu basit söyleyelim. Diyelim ki bir balık akvaryumun içerisinde veya suyun içerisinde yaşar.
onu suyun dışına çıkarmak, yani havaya çıkarmak bizim nefes aldığımız yere, ona bir zulümdür. Onu yerinden etmiş oluyorsun. Demek ki mesela Farabi'nin kitaplarında, yine İslam alimlerinden bir tanesi, devletin ehliyet, yani bir mevkiye, makama getireceği bir insana yanlış birini getirmesi, yani ehil birini getireceğine, oraya ehil olmayan birini getirmesi topluma zulümdür diyor. Yani demek ki o yere layık olmayanı getirirseniz elbette onun yapacağı yanlışlıklarla topluma zulmetmiş olursunuz. Veyahut ehil olan birisini ehliyetinin altında bir yere koymakla, en alt kademede mesela yönetici olması gereken bir şeyi hademe olarak çalıştırırsanız o insana zulmetmiş olursunuz. Demek ki ehil insanları ehil göre kendi layık oldukları göreve getirmek de adalet, ama tersini yapmak da zulüm. Böylelikle mesela cezalarda aynı şeyi söylüyor Farabi. Bir suçun cezası suça mümasil olmalıdır. Yani ona uygun olmalıdır. Bir suça aşırı ceza verirseniz o şahsa zulmetmiş olursunuz. Bir suça az ceza verirseniz hak ettiğinden topluma zulmetmiş olursunuz. Çünkü toplumun hakkını o suçludan almamış olursunuz. O halde demek ki burada Rabbimizin benim ahdim, sözüm zalimlere ermez demek, senin soyundan böyleleri çıkarsa, yani şurada saydıklarımız zalim ve zulüm ve işleyenler, onlara bu sözü vermem buyurdu. Burada önemli bir şey var. İslam'a sokulan şeylerden, rivayetlerden, yanlışlardan bir tanesi de efendim emir veya imam Kureyş'tendir. Bu işte bütün insanlığa zulümdür. Bir ırka bağlıyorsunuz yöneticiliği. Halbuki Rabbimiz burada önderliği nereye bağlıyor? Kendi davasına, ona olan bağlılıkta, orada olan başarıya, oradaki sınavları geçmeye bağlıyor. Buradaki imam kelimesi geçiyor. O halde imam Kureyş'tendir demek, Rabbimizin burada peygambere bile vermediği, yani zalimler benim bu sözüme layık değil veya ona geçmez benim bu ahdim demesini, siz Kureyşlinin ne olursa olsun, Kureyşli olsun, tamam o imam olacaktır deyip, böylelikle İslam aleminde Arapların dışındakilerin imam olmasını engelleyen bir şey uydurmuşlar. Bunu da bazı kitaplara fıkıh kaidesi veyahut akaid kaidesi diye de sokmuşlar. Bunu da söyleyelim. Evet, Bakara suresinin 125. ayetinde devam ediyor İbrahim kıssası. Biz Beyt-i Kabe'yi insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin. Yani aslında burada bir musalla edinin diyor. Bakın hemen orada salliyi gördüler, namaza çevirdiler. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. Demek ki Hazreti İbrahim'in ikinci görevi söylemiştik, Kabe'yi ihya. Dolayısıyla Kabe'yi ihya için hedef gerekiyor. Niye Kabe ihya ediliyor? Yani burada Rabbimiz bu hedefi söylüyor. İnsanlara toplanma mahalli. Yani Müslümanlar, insanların önderi kıldığına göre Hazreti İbrahim'i orada toplanacaklar. Her sene hac zamanı Müslümanların haçta toplanıp kendi meselelerini orada serbestle istişare etmeleri lazım. Ümmete yeni kararları, yeni programı açıklamaları lazım. Yani aslında İslam bir bakıma da bir sosyal dindir, yönetim dinidir. Aynı zamanda haftada bir cumada hutbede o yerin valisi veyahut o yerin en büyük mülki ekranı, erkanı halka hutbe irad ederek o bir haftalık meselelerini anlattığı gibi her senede bir defa da bütün dünya Müslümanları
bugünkü Birleşmiş Milletler gibi düşünün. Haç'ta toplanıp bir toplantı mahalli, orada sorunlarını, görüşmeleri veyahut yeni vizyon koymaları gerekiyor. Aslında Kabe'nin amacı bu, toplantı amacı bu. İkincisi, güvenli bir yer kıldık. Kabe'nin bunları yerine geçirmesi için güvenli olması lazım. Bir kere coğrafya olarak Kabe güvenli bir yerdedir. Yani çöllerin ortasında insanların kolay ulaşamayacakları, hele hele bu ayetlerin geldiği dönemde kolay kolay büyük orduların oraya kadar gelemeyeceği, hani uçak yok, şey yok, otobüs yok vesaire, gelemeyecekleri bir yer. Rabbimiz bir kere coğrafya olarak orayı güvenli tutmuş. İkincisi, Kabe ve civarında yukarıdaki ayetlerde okuduğumuz gibi ot bile bitmiyor. Ziraat yapılmayan bir yer. Dolayısıyla öyle bir yerde insanların pek gözü olmaz. Yani orayı işgal etmek veya orayı ele geçirmek için. Rabbimiz orayı onun için belki ondan seçti, Kabe'yi bir merkez olarak. Ve güvenli bir yer olması lazım. Hatta Hazreti Ömer'e atfedilen bir söz vardır. Aslında önemini anlatıyor. Doğru yanlış bilemiyoruz. Hani babamın katilini diyor, Kabe'de görsem o bölgede gene ona elim varmaz diyor. Yani böylesine güvenli bir yer. Onun dışına çıktığı zaman cezası elbette edilecek. O halde siz de İbrahim'in makamı. İbrahim'in makamı şeye gidenler, hacca veya umreye gidenler bilir. Oraya bir tane taş koymuşlar, işte ayak izi. O ait olabilir, olamaz Hazreti İbrahim'e. İbrahim makamı. Hayır, bu İbrahim makamı o değil. İbrahim makam burada kelimesi İbrahim'in kurduğu, İbrahim'in oluşturduğu, yani makam oradan geliyor. Dolayısıyla kök itibariyle o halde Kabe'nin etrafındaki haram bölge veyahut hemen hemen Kabe'nin etrafında tavaf yapılan bölge, en azından yani İbrahim'in orada hem çalıştığı hem Kabe'nin temellerini yükselttiği, belki de o kurban kıssasının geçtiği yerler, hemen hemen haç mahallerinin hepsini belki şey yapar. İslam alimlerinin çoğu da bu anlamda şey yapmıştır. O halde demek ki burada Kabe'nin bir amacı orada bir salat yeri, yani bir ibadethane, bir duahane, bir namaz kılma yeri, bir destek yeri şeydi. Siz de orada bir destek, yani siz de orada ibadet edin, dua edin diyor Rabbimiz. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. Demek ki Kabe'nin temiz tutulması kim için? Tavaf edenler, yani Kabe'nin etrafında tavaf edenler, ibadet edenler, hac ve umre ibadetini yerine getirenler, aynı zamanda Müslümanların, dünya Müslümanlarının merkezileşmesini anlatıyor. Bir nevi nasıl güneşin etrafında yıldızla şeyler, gezegenler dönüyorsa bir merkezde, Kabe de böyle Müslümanların merkezi. Orada tavaf ediyorlar, ibadet ediyorlar. Rükû ve secde aslında namazı tarif ediyor. Aynı zamanda da Allah'a ibadeti tarif ediyor. Onlar da yukarıdaki ayetlerde okumuştuk, zikir içinde, yani Kur'an'ın anlatıldığı, vahyin anlatıldığı, onun merkez edildiği bir yer ve buranın temiz olması gerekiyor. Bu temizlik sadece maddi temizlik değil, aynı zamanda imani kirlerden, tevhid dışı şirkten vesaireden de, yani manevi kirlerden de arınmış, temiz olması gereken bir yer olduğunu söylüyor. Demek ki Hazreti İbrahim'in Kabe'yi kurmasının sebebi bu. Amacını da Rabbimiz açıklamış oluyor. Bir ayet daha yapalım bugünkü bölümde. İbrahim de demişti ki, ey Rabbim, burayı emin bir şehir yap, halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki, kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır, sonra onu cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir burası. Dediğimiz gibi Kabe ekin ve ziraat yapılmayan bir yerdi. Rabbimiz aslında bu İbrahim'in duasını bir nevi kabul etti.
Bugün mesela Kabe ve çevresi dünyanın en turistik, en çok gelir getiren yerlerinden biri. Her çeşit besin, her çeşit rızık, buradaki çeşitli meyvelerle beslenmesi, hem ticaret, o zaman için bilhassa ticaret kervanlarının uğrak yeriydi. Onlar hepsi oraya getirildi. Orada hiçbir şey üretilmediği halde oradaki insanlar yaşadılar ve bir merkez haline geldi. Hem güvenli, uzun asırlar mesela işgale uğramadı. Bir Kudüs öyle değil mesela. Kudüs de bir zamanlar merkezdi, İslam'ın merkeziydi diyelim. Yani İslam'dan önceki peygamberlerin. O halde o, ama Kudüs kaç kere işgale uğradı? Büyük mezalimler gördü. Mekke daha güvenli bir yerdi. Rabbimiz o İbrahim'in buradaki duasını kabul etti ve onlara bu rızkı, yani orada duranlar için, Kabe'ye gelenler için bu rızkı temin etmiş oldu. Kafirler de bu rızıktan faydalanır diyor. Yani az bir süre, yani dünyada onlar da bundan. Çünkü Allah herkese rezzaktır. Hayvanlara dahi, bitkilere dahi hepsinin rızkını verir. Ancak tabii bu imtihanı kaybettikleri için cehennemde azaba sürüklenecektir diyor. Evet, bugün Bakara suresinin 126. ayetinde kalmış olduk. Ondan sonra İbrahim kıssası 127'den itibaren Kabe'nin inşa edilmesi ve ihya edilmesiyle devam edecek. Bugünkü bölümü burada bırakalım, vaktimiz dolduğu için. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Hepinize iyi akşamlar.